İyi akşamlar BLT Türk izleyenleri. Bir eğitim için programında sizlerle tekrardan birlikteyiz. Türkiye'nin eğitim programı başlıyor. Bugünkü programımızda son bir ay içerisinde izlenecek stratejileri konuşacağız. Sınavı ve sınanma kaygısını ve bunları konuşacağız. Ve bunları değerlendirmek için Cahit Besler bizimle olacak. Hocam hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk Mehmet. Hocam nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, teşekkür ederim. Şimdi bugün özellikle artık sınavımıza son bir ay kaldı. Ve bu son bir ayda izlenecek stratejileri konuşacağız. Öğrencilerimiz, velilerimiz bunlarla ilgili çok sorular gönderdiler. Soru cevap bölümü yapacağız. Yani öncelikli olarak son bir ay kaldı. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Öğrenciler hakkında şu an merakla bekliyorlar, heyecanlılar artık. Biraz kaygıları da var. Ya tabii biz de heyecanlıyız eğitimci olarak, bir veli olarak, öğrenen, öğreten, onların yanında olan kişiler olarak biz de heyecanlıyız. Ama yani bu heyecan tabii olmadan da olmuyor zaten. Yani şimdi mesela aklıma hemen heyecan deyince şey geldi. Tufan mıydı? Tufan diyeyim artık da. Adı Tufan değil de Tufan diyelim şimdi. Gelince sonra söyleyeyim. Heyecanlı mısın diye sordum. Hocam hiç heyecanlı değilim dedi. Şimdi iki grup heyecanlanmıyor. Ya illa heyecanlanıyor ama çok az böyle iki grup. Birinci grupta şu var, o bizim Tufan tayfası. Niye heyecanlanmıyor biliyor musun? Çünkü kazanamayacağını biliyor. Sıkıntı yok, çalışmadı evet. Çünkü. Hiç aynen. Çalışmadı. Adam çalışmadan sınava giriyor, barajı geçiyor. Zaten barajı geçince artık üniversite var. Sıkıntı yok. Tabii orada tercih yapabiliyorlar artık değil mi? Yani barajı tabii geçince. Çok fazla artık. Yani şu anda benim ilk 40 binde girdiğim üniversiteye şu an 980 bininci alıyor. Evet. Düşündüğün zaman yani artık üniversite bölümler, meslekler, gelecek o kadar çok değişti ki artık hı hı. Yani konjektür çok farklılıklar arz ediyor artık yani bu süreçte. Bir diğer öğrenci grubu da ne bildiğini biliyor. Ne bildiğini çok iyi biliyor, ne bilmediğini de çok iyi biliyor. Net artık belli bir şeyi korumak için sınava giriyor. Ha ben diyor ki işte ben 10 bine gireceğim, 10 binle 14 bin arasında bir sıralama istiyorum diyor. Net. Evet. Buna göre hazırlanmış, çalışmalarını çok iyi planlamış, organize olmuş, bitirmiş, kalmış artık bir ay. Diyor ki ben bundan sonra tekrarlarımı yaparım. Artık tedbir benden, takdir Allah'tan diyor. Ben giriyorum diyor. Asıl sıkıntı ortada kalan bir grup var. Yani o birazcık işi yoruyor. Kendilerini de yoruyorlar. A planları var, B planları var, C planları var. Onun üzerine yönelik mesela tıp istiyorum diyor. Dişçilik de olabilir diyor. Diş hekimliği pardon. İşte eczacılık da olabilir diyor. İşte beslenme ve diyetetik de yazabilirim diyor. İşte ondan sonra ne bileyim o da olmadı diyor. İşte dil ve konuşma terapisi çıktı şimdi popüler bölümlerden. Gerçekten de popüler yani hani bunu böyle ne bileyim hani ironi olsun diye söylemiyorum. Gerçekten popüler. İşte iş ve uğraş terapisi diye bir bölüm çıktı mesela şimdi yani. Ama onları da kimse yani şu an çok bilen de yok. Bilen yok ama artık yani bu özellikle Covid-19 sonrasında da veya önümüzdeki geçmiş 5 yıl, önümüzdeki 5 yıl olarak bakarsak konuya gerçekten meslekler de tercih edilebilirliği de değişiyor artık. Ya gibi yani bu anlamda heyecan olacak. Heyecanı sıfırlamak diye bir şey yok. Mesela şu an neredeyiz? Biz canlı yayındayız. Evet. Neredeyiz? BLT Türk ekranlarındayız değil mi? Bak burada ne kadar güzel, müthiş bir ekip var. Harika bir kadro var. Şimdi sen heyecanlı değil misin şu an canlı yayında? Heyecanlıyız canım. İnsan biraz heyecanlanacak tabii de geçmez. Aynen. O zaman karşıya bir şey enerji geçmez ki. Bizde de oluyor mesela programa hazırlanıyorsun. Programa hazırlandığını bildiğin için mesela bir heyecan oluşuyor. Olmalı ama. O heyecan da ama olmalı. Biraz olmalı. Burada velilerin soğukkanlı olması önemli sadece. Yani çocuklar zaten heyecanlı. Bir de veliler heyecanlandı mı geçmiş olsun. Evet. 1 artı 1, 2, 1, 1 ile 1 yan yana koy 11 oluyor o zaman. Rakam artabiliyor yani dikkat etmek lazım. Evet. Yani heyecan derseniz heyecanı konuşmak daha birçok programda bunları zaten değineceğiz artık bundan sonra. Yani öncelikli olarak zaten öğrencilerde de hani genellikle gelen sorularda şu. Yani gireceğiniz sınavı tanımak. Bu biraz da önemli şartlardan biri gibi duruyor. Hani ne sınavına giriyoruz artık hani tabii bu son bir aya geldik ama artık hani daha neredeyse gireceği sınav hakkında bilgisi olmayan, puan türünde bilgisi olmayan. Hani bir önceki programlarınızda konuştuk mesela burada veliler de aynı şekilde. Hani artık AYT bölümünde mesela neden bütün soruları çözmüyorsun? Hani böyle bir sıkıntı var yani. Hani öğrencilerimiz bunu biliyor ama bu tarzda bilmeyen velilerimiz de var. Ya veli belki bilmeyebilir de öğrencinin bilmesi önemli. Yani veya veli bilmiyorsa da ben bilmiyorum. İşte kime sorayım? İşte Mehmet hocam ne diyorsun falan arayıp sorması bile anlamlı. Ama burada biz asıl olaylara takılmayız bak Mehmet. Yani bizim burada olaylar değildir. Olaylara yüklediğimiz anlamdır mesele.
Şimdi Mümin Sekman'ın bir kitabını okuyorum şimdi. Başarı Üniversitesi diye bir kitap okuyorum. Yani çok da tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir kitap. Yani kaçıncı baskısını yaptı. Hala da güncelliğini koruyor bence. Bu anlamda. Düşün ki 2003 yılında basılmış kitap. İlk baskısı. 2003, yani böyle bir kitap. Onu okuyorum. Şu anda hala güncelliğini koruyor. Diyor ki üniversite sınavını kazanmak diye bir başlık atmış mesela. Veya öğrencilere bakıyorsun. İyi bir lise, iyi bir üniversite. Bak, anlama bakar mısın? Şimdi LGS'ye girecek çocuklarımız var. Tabii ki. Onlarla beraber bu sınava girecek velilerimiz var. Diyor ki iyi bir lise, iyi bir üniversite. Bu cümle sert değil mi sence? Tabii ki. Peki çocuk diyelim ki... iyi bir liseyi kazanınca iyi bir üniversiteye gidebileceğini... Yani Allah'ta bir şey oldu. Olmadı. Hadi diyelim ki olmadı. İstediği bir liseyi kazanınca bir defa başarısız oldu. Hep başarısız mı olacak? Yani başarısız bir lise... Başarısız bir üniversite mi olacak? Tabii. Niye öyle olacak? Öyle bir kural var mı peki? Yok tabii canım. O zaman? Yani bir takım cümleler, bir takım şeyler böyle yorucu olabiliyor. Veya üniversite sınavını kazanmak. Ne yüklüyorsun abi sınavı kazanmak deyince? Ne anlıyorsun ya? Bu çok önemli. Yani olaylara yüklediğimiz anlam ne? Ne kadar değerli senin için? Veya sınav bu kadar değerli de sen ne kadar değerlisin? Evet. Şimdi soruyorum bakın izleyicilere soruyorum, öğrencilerime, dostlarıma, arkadaşlarıma soruyorum. Bak sizin için... Bak bu stüdyodaki değerli insanlar, siz de lütfen bu soruya bir düşünün yani. Diyor ki, hayatınızda çok değer verdiğiniz üç tane şey. Madde bir, madde iki, madde üç. Üç tane çok önemli, sizin için vazgeçilmez olan, kıymetli. Evet, sadece Mehmet sana soralım bari. Şu an herkes aklından geçiriyor herhalde. Hadi Mehmet, senin için üç önemli şey ne? Hadi bakalım. Evet, yani şu an için herkesin... Aklına ne geldi? İlk aklına gelen söyle bana. İlk herkesin aklına gelen ailedir. Bir aile. Bir ailedir. İki. İkincisi, hani bunu artık kendinde düşünmek gerekiyor. Ben İki. Diyebiliriz. Aile, üç. Çoluk, çocuk diyebiliriz. Yani burada artık evli olanlar için eşler ön plana çıkar. E tabii, eş demezsen sen fırçayı yersin. Evet. İki, başka? Üç. Üçüncü olarak eş, dost, yine akrabaların, sevdik insanlar olabilir. Peki bunu bak, bu araştırma yapılmış. Bunu birçok kişiye sormuşlar. Çok az kişi madde bir, ailem demiş, sevdiklerim demiş, çocuklarım demiş, geleceğim demiş, hayallerim demiş. Bak birçok şey söylenmiş. Madde bire ben diye yazan kimse yok. Sayısı çok sınırlı. Yani kimse çıkıp da ben değerliyim, ben olursam biz oluruz noktasında yürümemiş. Yani bu şey gibi de düşün. Yani işte masada güzel kitaplarımız var mesela. Şimdi ve sorsan 100 veliye sorsan, 100 kişiye, 100 eğitimciye sorsan 99'u hatta 100'ü tamam kitap okumak çok önemli der. Kendisi okur mu okumaz. Evet. Örnek verir ama örnek olmaz. Baktığımızda önce ben ya ben. Bunu dediğimiz zaman birçok anlam değişecek hayatta. Birçok şey değişecek. Gelecek olarak baktığımızda mesleklere bakalım mesela. Üniversitelerini kazanmak. Ne kazandın? Üniversitelerini kazandın. Nedir yani senin için üniversite sınavı? Niçin bu kadar önemli? Nasıl bir sınav seni bekliyor? Peki nerede olacaksın? Bak sorular geliyor arka arkaya. Tabii. Peki nerede? Biz zamanlar çok popülerdi. Hangi bölüm çok popülerdi? İşte İktisat Fakültesi. Oo, inanılmaz popülerdi bundan 15-20 yıl önce. Veya Hukuk Fakültesi hala popüler. Peki Hukuk Fakültesi'nin kaç kontenjanı var şu anda biliyor musun? 16.700 kontenjan 2019 yerleştirme kılavuzunda. Açıldı. Bakın. 16.700 hukuk. Şehir olarak bakalım, yaşadığımız şehir Isparta olarak bakalım. Ortalamaya vurduğunda 750 tane yeni mezun olmuş avukat bu sene Isparta'ya geliyor. Sayı yani ne kadar fark var? Nüfusa göre oranlarsan İstanbul'a kaç kişi gidecek, İzmir'e kaç kişi gidecek? Bak psikolojik danışman, psikolog. Bakıyorsun psikolog, çok önemli. Değil tabii mi? Şu an eşit aralıklı öğrencilerin hukuktan sonraki yazabileceği İki en çeyreklerden biri. Var. Onu istiyor. Ya hukuk ya psikoloji. Hayır. Onu anlamıyorum. Yani ya hukuk ya psikoloji. Yani ikisi çok başka bir durum ama. Hani evet. Hukuk, psikoloji olmazsa hukuk falan gibi. Bakıyorsun psikoloji. Çok önemli. O da aynı şekilde 18 bin kontenjanla geliyor. 18 bin tane psikolog şu anda mezun olacak ve gelecek. Hadi evet. Bakalım. Burada bir insanın ne istediği çok önemli. Veya bakıyorsun ilk 10 bine girmiş bir öğrenci çıkıyor. ODTÜ sosyolojiyi yazıyor. ODTÜ sosyoloji yazılıyor. Düşünebiliyor musun? ODTÜ sosyoloji kaçta aldı o zaman? 22 bin de aldı. İlk 22 bin de aldı. Ama bu çocuk 10 bininciydi. Nasıl yazarsın? Ya bu çocuk burayı istiyor. Ve yazdı ilk tercihi, tek tercihi. ODTÜ sosyoloji. Çok mutlu.
Buradaki mesele bence bu. Ya insanların mutluluğu, ne istediği, hayatını anlamlandırdığı iki tane önemli gün var. Bir doğduğu gün, bir de niçin doğduğunu keşfettiği gün. Bunu keşfettiğimi tamam zaten olay bitmiş demektir yani. Bu hayata milyon kere gelsem ne olmak istersin diye sormak lazım birisine. Veya şu anki yaşadığın hayattan mutlu musun? Yani üniversiteyi kazanmışsın, güzel de. Nereyi kazandın? Senin için anlamlı mı, önemli mi? Gelecekte 10 yıl sonra ne yapmak istiyorsun? Nerede olmak istiyorsun? O kadar güzel şey cevaplar geliyor ki çocuklardan. Öğrencilerden gelen sorular da var bana. Sana da geliyordur büyük ihtimal. Şu an yine gelen sorularımız da var zaten. Yine WhatsApp hattımıza gelen yine sorular da geliyor. Onları WhatsApp hattımızın da numaramızı da ekrana verebilirsek değil mi? Evet. Ya orada zaten yine sorularımız geliyor. Yine ekranda tamam. Var numaramız. Tamam. Oradan yine canlı olarak tamam. Sorularımız gelirse onları da alalım. Tamam alalım. Yani burada dediğiniz gibi evet yani öğrenciler hani ne için illa hukuk ya da psikolojik mesela hani bir öğrencide yine mesela bunu yaşıyoruz mesela artık mezun bir öğrenci mesela aile baskısından çok şey olduğu için artık ailemi mutlu etmek istiyorum diyor. Yani böyle de bir sıkıntı var yani hani sadece okuduğu ve kazandığı bölümün de belki hiç önemi yok. Belki evet. O yani o yaptığı meslekle hiçbir bilgisi de yok. Mezun olduktan sonra yapacağı iş hakkında bir bilgisi de yok. Ama sadece evet. Ne burada? Ailesini mutlu etmek istiyor. Bu da yani biraz daha yanlış. Ya orada şey var tabii, gelecek endişesi var. Yani tabii çocuk gelecekte ne olacak? Yani ne yapacak? Nasıl doyacak? Nasıl yaşayacak? Hani bunları da hesaplıyorlar tabii ister istemez. Yani şimdi bugün bazı bölümler çok popüler. Niye popüler? Garantisi var diye bakıyor insanlar değil mi konuya? Tabii. Yani en azından diyor ki ben diyor, bana bir baba söyledi. Diyor ki... Hocam diyor ne olur ceketim asılmasın artık diyor. Kendi ayakları üstünde dursun diyor. Bir garanti bir işi olsun diyor. Ne olur ikna et de diyor. Hazır diyor. Bir mesleği olsun. İyi bir meslek için çalışsın ne olur diyor. Her gün buna tıp fakültesini söyle diyor. Kazansın diyor. Şimdi sen 100 tane doktora sorsak. Diyor ki ya yazmasın diyor. Mesleğini sevmeyen bir doktor yazmasın. Seven doktor yazsın diyor. Ama birçoğu artık yazmasın diyor. Çok zor bir meslek diyor değil mi? Tabii ki burada da şöyle bir soru geliyor mesela hazırlanmak mı okumak mı? Hangisi daha şey yani? Vallahi bence hayata hazırlayabilsek çocukları yani ben açık söyleyeyim yani bugün bakıyorsun çocuklar oyun kuruyorlar mesela tamam mı? Mesela 4 tane 5 tane çocuk oyun oynuyor bir tane çocuk da gitmiş diyor ki ben de oynayabilir miyim sizinle diyor. Bir tanesi yazık orada köşeden bakıyor şöyle beni çağıracaklar mı acaba diyor öbürü de ben de oynayabilir miyim diyor. Şimdi buradaki şey yani sınav başarısı tabii ki önemli ama yaşam başarısı sınav başarısının önüne geçmedi mi sence artık günümüzde? Tabii kesinlikle geçti artık. Yani kendini ifade etmek, üretmek, düşünmek, sorgulamak, sosyalleşmek, kabul görmek, ait hissetmek. Değil mi? Buna önemli değil mi? Tabii ki. Ama bir takım değerlerin önüne sınav çok daha fazla geçmedi mi? Bu da kaygıyı, heyecanı arttırmadı mı? Kesinlikle arttırıyor tabii canım. Yani şu an hani çocuğu diyorum hani kendi şeyinden biraz da kendine önem vermiyor. Şu an diyorum ki önemli olan sensin. Bu işin öznesi sensin. Hı hı. Ama hala diyor ki yine aile. Yani işte burada dediğiniz gibi bu mesleklerin şeylerin olması, ailelerin biraz daha şey olması kaygıyı çok ön plana attırıyor. Yani çocukta çok fazla bir şekilde kaygı yapıyor. Ve burada en fazla zaten mezun öğrencilerimiz kaygısı çok fazla. Ve bu sene tabii biraz artık istemediğimiz olaylar yüzünden pandemi sürecinde hazırlanmak zor. Sınav tarihlerin çok değişmesi psikolojik ve şeyleri çok etkiledi. Yani onlar için ikinci dönem konuların kaldırılması yine aynı şekilde. Tabii yani bu, ama bu süreç herkese, bütün dünyayı etkiledi. Yani çocukları da etkiledi ama... Yapacak bir şey yok. Yani bir şekilde durumu da kabul etmek ve artık buna göre kendini... Sonuçta bu sınav ne? Bir sıralama sınavı. Yani öyle değil mi? Mesela bak, gelen bir soru mesela. Bu kadar sıkıntıyı çektik, ettik, kıldık, çalıştım. Ben türevi bitirdim, integre bitirdim. Hem de mezunum. Ama gel gör ki... Bunu aldım hocam diyor. Ben türevi integrale boşta mı çalıştım? Ya tamam boşta çalıştın. Yapacak bir şey yok. Bunu kabul et artık. Ya ben de üzüldüm. İstemezdik ama yani bu bizim ülkemizde olan bir şey değil ki sadece. Bu tüm dünyada yaşanan bir süreç. Bundan tabii ki etkilendiler, etkilenecekler ama burada soğukkanlılığı koruyup yani evet ben bu işi yapacağım demesi lazım. Kabul etmek lazım ve sonra ben bu işi yapacağım deyip sınavın bir sıralama sınavı olduğunu unutmamak lazım. Yani nedir? İşte ben matematikten işte 30 net yapıyordum. Şimdi 34 yapacağım. Veya ben permütasyon, kombinasyon konusunu çalışmayacaktım. Zaten sevmiyorum. Ben de sevmem o konuyu. Geometri sevmem. Ama oturup çalışacağım demek bu yani. Mücadeleye devam yani. Yani dediğiniz gibi limit türevi integral çıktıktan sonra mesela diğer konuların daha çok önemi arttı. Artık evet. Hani biraz da çalışma stratejisini değişip artık onlara yönelik çalışmak gerekiyor. Ve dediğiniz gibi kabullenmek lazım. Hani bunu çok dile getirmekle
Hani çok bir şey olmuyor. Evet biz de istemezdik kalkmasını. Emek veren öğrencilerimiz vardı ama burada artık çok fazla dile getirmenin de birçok bir anlamı yok. Ve diğer öğrencilerimizden yine gelen bir sorulardan da şöyle bir şey var. Artık sınava son bir aylar kalarak bu soru çok fazla şey olmaya başladı. Yani denemelere giriyorlar ama gerçek sınavla ilgili çok yine kaygıları var. Ya hatırlamazsam? Hani biraz odaklanma sorunları çok aşırı fazla çekiyorlar. Yine en fazla sorulardan biri bu. Ya hatırlamazsam hocam, yani özellikle edebiyatta mesela ezber olan derslerde ya karıştırırsak ya hatırlamazsam diye sorular geliyor. Ya şimdi onun şöyle bir şey var, kaygının bir takım bedensel sinyalleri var. Bunlara hiç dikkat etmemiz lazım. Yani hani bunu bizim psikolog, psikolojik danışman arkadaşlar da çok iyi bilir. Ama benim özellikle dikkat ettiğim konu öğrencilerde veya bence birçok eğitimcinin 4-5 tane madde var. Bunlardan bir tanesi uykusuzluk yaşıyor mu öğrenci? Ona bakmak lazım. Bir, iştahsızlık var mı? Ya hiç artık iştahı iyicene kesildi ya da arttırdı. Evet. Sebepsiz ağlamaları var mı? Yani durup dururken artık böyle. Hani göz yaşı geliyor mu, dökülüyor mu? Yani yine keza alınganlık ve sinir düzeyi arttı mı? Yani hani izah olmayan şey mizah olur misali. Yani artık o şeyi kaldıramayabiliyor mu? Bunları gözlemleyecek aileler ne yapacak biliyor musun? Hiç müdahaleye gerek yok. Yani öğrenci sevdiği bir öğretmenine, değer verdiği, saydığı bir öğretmenine gidecek, konuşacak, rahatlayacak, onu nefes alacak sürekli. Veya eğer bu bedensel sinyaller artmaya devam ederse uzmanlara gidecekler. Hani bunu yok sayamazsın. Gibi yani ne demişti öğrenci başka? Yani ya hatırlamazsam odaklanma... Ya hatırlamazsam da şu yok, yani kaygısı eğer bu anlamda azalmışsa, kaygısı belli bir seviyeye inmişse ki illaki olacak, o zaman hatırlama başlayacak zaten. Yani Google gibi düşün. Yani şimdi sana soralım mesela, ilkokul numaran kaçtı? Hadi bakalım söyle. Evet, 785. Hatırlıyor. Veya bunun gibi yani bilinçaltındaki o hard disk depo gerçekten hala birçok şeyi saklıyor. Google açtı mı geliyor. Evet. Gelir. Yani sadece serbest bırakacaksın. Olabildiğince azaltacaksın. Azaltması için gerekenleri yapmaya çalışacağız hep beraber. Tabii ki bir de bilgiyi hani tutmak da gerekiyor. Mesela tekrar konusuna girebilirsin bak mesela. Evet. Parça parça konuları kaçıyorsa bir adamın, bir sınavda 25 net matematikte veya Türkçe'de çıkıp bir sınavda 29, bir sınavda 34 yapıyorsa. Onu yapan çoktur. Konu analizlerine baktığında, 10 tane denemeyi üst üste koyduğunda, 10 denemeye baktığında teker teker sabit bir konu yok. Her konudan biraz bir şey kaçmışsa, bu yavrum benim, güzel çocuğum benim ne yapmıştır? Şu defterini şöyle açıp da konu tekrarı veya konu okuması yapmamıştır. Mesela öğrencilerin şu dönemde çok dikkat etmesi gereken bir şey gene. Bence bu bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın orta öğretim ders kitapları ve ünite soruları, konu özetleri. Temel kaynak bu, bakılması lazım. Oradaki konuları okuyacak, defterini tekrar edecek, hatırlayacak. Çok soru çözmek değil artık. Konu, tekrar, tarama, deneme. Böyle gitti mi bu iş olur. Hatırlar. %100 hatırlar. İlla kaçmaz mı? Kaçar yani. Mükemmel bilmiyorum. Kim mükemmel? Yani ben mükemmel değilim. Kimse mükemmel değil. İlla olacaktır biraz. Yani hemen iki tane soru kaçırdın diye benim dikkat sorunum var demesin ya. Onunla çok karşılaşıyoruz. Yani hani direkt çocuğun yani dikkati var, dağılıyor. Dikkat hatası mı var? Tabii. Yani çünkü dediğiniz gibi veliler de artık biraz daha hani çocuklarla şu süreçte daha çok ilgilenmeye başladılar. Artık evde oldukları için takipleri daha fazla arttı. Hı hı. Yani dediğiniz gibi burada bir denemesi düşük, bir denemesi yüksek geldiğinde kesin bir dikkat sorunu mu var? Bir çocuğumuza bir baksak mı? Bir dikkat testi mi yapsak? Artık dikkat testleri mesela çok favori olmaya başladı. Yani neredeyse her çocuğa hani dediğiniz gibi iki denemede düştü mü hemen dikkat testi yapalım. Bir bakalım şunu dikkatine var mı? Bu kendisini toplayamıyor, derslere veremiyor. Yani böyle çok bir sıkıntı çekiyoruz dediğiniz gibi. Yani artık bu süreçte artık deneme çözmek, tekrar EBA soruları, Milli Eğitim'in yayınladığı soruları çözmek daha çok şey oldu. Burada da şöyle bir şey var. Önemli olan öğrenmek değil, öğrendiğini kullanabilmektir. Yani denemede çözmekte zaten en faydası bu diye düşünüyorum. Yani denemedeki amaç ne? Adı üstünde deniyorsun. Ne var, tabii, ne yok, üstünde. Neresi eksik? Yani ölçüyorsun, bakıyorsun. Zordur yani, anlıyorum. Yani insan sevmediği işi yapmayı sevmez. Yani sevmiyordur. Yani ne bileyim yani. Mesela ben neyi sevmem? Çok fazla böyle planlamayı, yazmayı, çizmeyi falan filan. Hani anlat dese anlatıyorum ama böyle 30 saatlerce yaz dedim, yazmayı sevmiyorum. Mesela geometriyi ben hiç sınava hazırlandığım zaman hiç sevmezdim. Analitik geometride inanılmaz zorlanırdım. Bir de onun üzerine çember analitiği diye bir konu geldi. Geçmiş olsun yani hani gibi. Bu anlamda mesela üniversiteyi uzattım. Uzattım ama şeydir yani sırf o gene geometriyle ilgili
ticari maliyle ilgili bir şey vardı, geometri istatistik dersi vardı. Orada gitti yani mesela bir dersten baktığında. Ya bu hep böyle gelmiştir gitmiştir ama ya diyorum ya yani seçenekler var ya, çocukların seçenekleri var ya, A planı var, B planı var, C planı var. Tek seçenek seçeneksizlik, iki seçenek çelişki, üç seçenek özgürlük. Biz özgür olmak istemiyor muyuz? Çocuklar demiyor mu? Ya ben gideyim şu şehirden, nereye gidersem gideyim yani şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bir evim olacak, bir odam olacak, bir hayatım olacak demiyor mu? İlla bir B planı olacak yani. Şöyle bakmak lazım, NLP'de de vardır, tamam mı? Yani harita sahanın kendisi değildir. Zihin ve beden uyumu yakaladığında, kaygıyı azalttığında, seçenekleri arttırdığında, iş sınavı hallettiğinde, tercih aşamasına geldiğinde bakıyor ki ha bunu da düşünebilirim, şunu da düşünebilirim, bu niye olmasın gibi seçenekler çıkmaya başlıyor. Bunlar böyle yani, hani bu şekilde bakılabilir konu. Evet, şu an yine WhatsApp üzerinden gelen bir sorumuz var. Oğuzhan Hocam, Oğuzhan Göker hem Face'ten iyi yayınlar dilemiş ve şöyle bir sorusu var. İyi bir lise ve üniversite kazanacağınız birinci Türkiye'deki başarı mı yoksa tam bir kurtlar sofrası olan üniversite sonrası çalışmaya başlayacağımız ve hayatınızı idame ettireceğimiz ikinci Türkiye'deki başarı mı demiş. Şimdi Oğuzhan Göker. Oğuzhan Hocam biliyorsun benim kıymetlim. Evet. Oğuzhan Hocamı çok seviyorum biliyorsun. Çok teşekkür ediyorum izlediği ve ilgilendiği için, sorusu için de. Yani sınav başarısı evet hocam, haklısın. Kesinlikle önemli ama iş yaşam başarısına geldiğinde, diyelim ki öğretmen oldu. Çok başarılı bir İngilizce öğretmen oldu. Sınıfa girdiği anda öğrenciyle baş başa kaldığında acaba o sahada o şeyi, yemeği servis yapabilecek mi? Servis edebilecek mi? Sunumu nasıl? Diksiyonu nasıl? İletişimi nasıl? Bunlar devreye girmiyor mu? Yani ne bileyim işte değerli müdürüm bana demişti ki bu kitabı oku. Ben okudum müdürüm. Altında çizdim. Okulsuz toplum kitabını okudum. Şu anda mesleğini yapmayan sadece kendi yeteneğini, kişisel özelliklerini kullanıp çok iyi yerlerde olan kişiler var. Yani hem sınav başarısı ama artık günümüzde, günümüz dünyasında kesinlikle yaşam başarısı sınav başarısının önüne geçmiştir. Hocam haklı. Evet. Yine bir WhatsApp olarak soru gelen var. Yani bu aralar yine sosyal medyada çok dönüyor. Sınavın tekrar ertelenmesi süreci veya ikinci dalganın gelebileceği sorulardan biri. Sınavın Eylül'e ertelenmesiyle ilgili sosyal medyada söylentiler var. Doğru mudur ya da manipülasyon mudur diyor. Ya şimdi resmi açıklama olmadığı sürece böyle bir şey söz konusu değil. Yani süreçte şu anda sınavları saatinde, zamanında yapılacağını işaret ediyor. Sanıyorum ki gerçekten her şey zamanda düzgün, standart, güzel olacak diye düşünüyorum. Sosyal medyada tabii o resmi bir açıklama olmadan sosyal medyadan gelen doneler bir belge niteliğinde değil biliyorsun. Yani evet. Bir de çok böyle her dakika şey yani bu tip haberleri araştırmak şeyi arttırır. Kaygıyı arttırıyor. Gerek yok yani. Yine bir sorumuz var. TYT süre eklenmesi eşit aralık öğrencilerin olumsuz etkileyecek düşüncesindeyim. Sizin düşünceniz nedir? Ve TM öğrencilere tavsiyeniz nedir diye Bayram Çil. Yine Tezli Erdoğan'dan edebiyat öğretmenimiz. Yine takip ediyor şu an WhatsApp'tan gönderdiği bir sorusu. Sevgili Bayram Hocama selamlar buradan. Çok güzel bir görsel hazırlamıştı geçen programımızda, evet. Değil mi? 19 Mayıs özel programımızda. Ataya cevap şeklinde Tenzil Erdoğan öğrencilerle birlikte. Harikaydı. Tebrik ediyoruz hocam ve öğrencileri, okulumuzu. Şimdi sıralama tabii hocam, Sayın Bayram Hocam ya değerli öğrenciler, veliler. Ya bu sınav bir sıralama sınavı olması noktasında tabii ki süre eklenmesi bilmiyorum. Bence de çok açık söyleyeyim. Yani çok samimi gelmedi bana. Yani çok çocukların da bir grubun hoşuna gitmedi. Ama şu var ki iyi öğrenci gene iyi öğrenci. Bu değişmiyor. Ama orta düzeydeki öğrenciyi iyi öğrenci seviyesine çekebilir. Onlara faydası oldu. Ama bu anlamda baktığınızda ki soruların zorluk seviyesi. Bu soruyu şeyle de birleştirebiliriz Mehmet. Sınav zor mu gelecek, kolay mı gelecek? Bir de bu şekilde öngörüler var ya hani tahminler. Evet, onunla ilgili de bir görselimiz var. Yine görsel birimiz hazırsa eğer. Yani şimdi görselimiz gelirken ben hocama cevap vereyim. Şimdi eklenen süre soruların zorluk seviyesi açısından bakarsak. Bak ekranımıza çok güzel geldi. Teşekkür ediyoruz buradan yönetmenimize. Sorular zor mu gelecek, kolay mı gelecek? Evet bu sene efendim ülkemizde bir kaos yaşandı, dünyada bir kaos yaşandı. TYT'de süre uzatıldı. İşte TYT kolay gelecek, AYT zor gelecek. Evet. Falan veya işte efendim yok efendim TYT kolay gelecek, zor gelecek, işte AYT daha kolay gelecek gibi. Ama aslında sınavın son 5 yıldır özellikle oynamayan bir düzeni var. Bundan önce de vardı ama son 5 yıldır daha istikrarlı gidiyor. Özellikle soruların niteliği bakın ekrandan da görüyor sevgili izleyenler. Çok kolay, orta
ya da normal. Zor ve çok zor. Kategori kategori. Yani soruların %70'iyle her seviyedeki öğrenci uğraşabilir. Yeter ki okusun ya. Sadece soruyu okusun yeter. Uğraşsın, baksın yeter. Yani 600 bin kişinin cevap vermediği 4 işlem sorusu var ya bizim ülkemizde. Evet. 600 bin kişi soruyu sırf okumadığı için uzun ya böyle. Soru işlemler gidiyor, çarpımı var, toplaması var, bölmesi var, gidiyor. 600 bin kişi soruyu okumadığı için yapmamış. Sadece 4 işlem. Sadece uzunluk olduğu için yani başka hiçbir şey. Uzun diye bakıyor. Sınav zor ya da kolay, bir öngörüye gerek yok. Bu konunun bir uzmanlığı olduğuna inanmıyorum. Ama şu olabilir. Yani sınavın süresi uzamasıyla beraber hani bir takım öğrenciler bunu avantaja dönüştürecek. Ama gene belirleyen, bana göre kendimce sınavı belirleyen, zor ya da kolay diyemem ki bence her aşamada soru olacaktır sınavda. Sınavı belirleyen AYT olacak. Ki LGS'ye baktığımızda gene aynı şekilde 5 tane, her bölümde 20 soru geliyorsa 5 tane soru belirleyecek. Çok zor dediğimiz 5 soru. O sorular da nerede var biliyor musunuz? O soruların ben nerede olduğunu biliyorum. Nasıl yapacaklarını da biliyorum. Soru bankalarında yapamadıkları, öğretmenlerine sormadıkları, deneme sınavına girdiklerinde ya uf Allah kahretsin ben soruyla uğraşacağım falan dedikleri bizim kuzuların. Evet, kaçtıkları o, sorular. Kaçmayacak abi. Şimdi orada soruyorsun. Tavşan kaçtığı için mi korkar, korktuğu için mi kaçar? Evet. Bir kapıyı 40 kere mi çalmalı, 40 kapıyı bir kere mi çalmalı falan diye bu sorular devam edebilir. Yani eğlenceli bir şekilde devam edebiliriz. Evet. Evet, yine şöyle bir sorumuz gelmiş WhatsApp hattımıza. Bu biraz tabii yakın bir taraftan gelmiş. Abim sormuş özellikle. Ortaokulda bir yeğenim var. Yine her zaman her programımıza ailecek ekran başında bizi izliyorlar. Şöyle bir sorumuz var. İyi yayınlar dileriz. LGS sınavına taban hazırlığı yaparken ortaokul zamanında neler yapmalıyız? Yani şu an hani yakın olduğu için ben de biraz açıklayayım. Kaçıncı sınıf? 5. sınıf şu an yeğenim. Ortaokulda LGS sınavına bir hazırlık şeyi var. İddialı bir veli herhalde. Evet, biraz tabii işi sağlam tutmak istiyor herhalde. Serkan Nova iddialı veliler de var böyle. 5. sınıftan başlayan. Yani tamam yani hani bende de vardır o birazcık. Ama yani şu önemli, altyapıya 5. sınıfta. Yani bunu sınav diye bence adlandırmayalım. Sınav için ne yapacak, sınava nasıl hazırlanacak falan diye şimdiden sınav havasına girmeden. Ya mevcut, ben bir eğitimci olarak, bir baba olarak, hani eğitimci tarafımızı bir kenara bırakıp, sonuçta ben de Allah herkese nasip etsin, nazarlardan saklasın. Ben de iki çocuk babasıyım. Ben ne isterim? Yani hep şunu düşünmüşümdür. İlla bu çocuğun mesleği olacak, bir geleceği olacak. Artık Türk vatandaşlığı var, dünya vatandaşlığı var, üniversiteler, dünyada üniversiteler artık gidiyor insanlar bu anlamda. Bakın konudan konuya geçiyorum onu da söyleyeyim. Bakın yurt dışı üniversitelerine önceden 100 öğrenciden 5 kişi falan gidiyormuş önümüzdeki 3 yıla kadar. Şimdi 100 öğrenciden 30 öğrenci yurt dışındaki üniversiteleri tercih ediyor. Evet. Daha ekonomik ve daha akademik olması sebebiyle dikkatinizi çekerim. Var bu şekilde üniversiteler. Tabii. Ve gök denkliği var, uluslararası denkliği var. Mesela yurt dışında tıp okuyorsun, yurt dışında TUS, yani tıp uzmanlık sınavı diye bir şey yok tıptan sonra. Avrupa'nın hangi ülkesine gitmek istersen gidip uzmanlığını yapabiliyorsun. Sadece tercih edebiliyorsun. Bizim ülkemizde tıp fakültesinden sonra TUS var. Tıp uzmanlık sınavı var. Yurt dışında tıp okuyan adam, yurt dışında tıp fakültesi okuyan bir adam, dünyada Avrupa Birliği ülkeleri içinde gidip şeyleri alabiliyor. İstediği bölümde uzmanlık yapmak not ortalamasına bağlı olarak yapabiliyor. Ama oradan buraya gelirse TUS'a girecek. Ve artı denklik sınavına giriyor. Baktığında. Bunu tabii bahsettiğim belli ülkeler, belli üniversiteler yalnız hepsi değil. Yani bu anlamda baktığımızda çocuk kendini ifade eden, cesur. Hani biz bunu hadsizlik veya şımarıklık diye de algılayabiliyoruz bazen. Evet. Vay be şuna bak ya. Çocuksun hadsiz. Ya sen bir haddini bil ya. Nasıl konuşuyorsun babanla, öğretmeninle falan gibi. Artık bu Z kuşağını anlamayan veliler olarak. Ama o çocuk kendini ifade ediyorsa o çocuk her şeyi başarır zaten. Yeter ki özgür olsun, özgün olsun, farkında olsun. Her şeyi başaracaktır yani. Abine çok selam buradan. Evet. Strese girmesin lütfen, daha çok 5. sınıf acele etmesin. Evet, konu bu eksiği olmasın yeter. Yani aynen 5. sınıfı şu an sağlam aynen tutması. Yani onun için zaten şu an bir eğitimdeki başarı odur. Sen ilgilenirsen sevinirim ama. Tabii ki ilgileniyorum da yine dediğim gibi canlı yayını çok takip ettiği için. Sorusunu İlgileneceğim demiştin, ilgilenmedin de o yüzden diyorum yani. Yok, ilgileniyorum canım. Peki. Yine şöyle bir sorumuz var. Öncelikle iyi akşamlar. Gelecekte pandemi ile hayat ve sonrasında eğitim, bilhassa üniversite nasıl şekillenebilir? Yayında emeği geçenlere teşekkür ederiz demiş.
Yani şimdi, biz teşekkür ederiz burada sorularla. Çok şey değişecek. Dünya çok şey değişecek. Yani onu 3 ay içinde artık göre göre bununla ilgili de program da yapacağız zaten. Yani Covid-19 sonrası eğitim. Yani öğretim evet devam ama eğitim başka bir kimliğe doğru gidiyor yani artık. Yani okumak değil de okumak belki daha kolay olacak ama dokunmak daha zor olacak. Dokunmak daha zor olacak. Sevmek zor olacak. İstediği işi yapmak zor olacak. Yani kendini tanıyan, kendini bilen, ne istediğini bilen, anlamlandıran aile desteğiyle, öğretmenlerin desteğiyle ne istediğini bilen çocuklar bence daha başarılı olacak diye düşünüyorum. Yani şu meslek iyidir değil artık yani çocuk iyi olmalı. Çocuk iyi ve mutlu olmalı. Bunu sağlayabilirse büyük ihtimal bu süreç sonrası da birçok şey değişecek. Bir de şöyle bir şey var hani artık yaz tatilinde de uzaktan eğitim devam edecek. Yani, bu konu çabaları var tabii ciddi evet, bir çaba. Evet hani bunu devam edeceğini öngörüyorlar ve zaten biraz da artık sınıfta kalma şeyi bitince veya artık havaların ısınması artık yazın da gelmesinin etkisiyle mesela artık uzaktan eğitimden de uzaklaşmaya başladık. Yani Milli Eğitim Bakanımızın bununla ilgili yine bir tweet'i de var. Yani eğitiminiz hala devam ediyor. Bir bayram da biraz esnedik evet. Tabii bayramı da biraz da esnemesiyle esnedim. Çünkü o sırada ebalar mebalar şeyler de olmayınca mesela onlarla beraber çok esnedi. Evet. Yani kesinlikle devam etmemizin konusunda uyarıyor ve yazın yine aynı şekilde uzaktan eğitim sürecimiz devam edecek. Onunla ilgili çok uyarılar var. Yani buraya biraz da artık yazın da uzaktan eğitim sürecimize devam etmemiz gerekiyor. Yani birçok yine gelen sorumuz var. Yine şöyle baktığımızda artık yani sınav az kaldığı için sınavda neler yapmalıyız? Biraz daha artık sınavda uyku problemi çekenler veya yine sınavda biraz daha zaman kontrolü yapmak isteyenler. Çünkü biraz da TYT'de süre arttı artık. Biraz da sürenin artmasıyla öğrencilerde biraz rahatlama oldu. Artık onu Türkçe çözerken ya da matematik çözerken nasıl kullanacağız? Ya şimdi sınava hazırlanan LGS ya da TYT ya da YKS veya atıyorum şimdi önümüzde bir de Milli Savunma Üniversitesi sınavı var yakın zamanda. Yani o bizim evet. için ciddi bir prova olacak. Şöyle heyecanı atacaklar orada diye düşünüyorum. Lafınızı kesiyorum ama şöyle de bir soru geliyor yine öğrencilerden. Yani MSE'yi normalde Mart'ta yapılıyordu. Öğrenci provaya yapıyordu. Eğer düşük veya nasıl geçtiğini, iyi veya kötü geçtiğine göre ona göre şekillendiriyordu. Şimdi biraz daha 14'ünde olup 2 hafta sonra normal YKS sınavına girdiği için hani kötü geçerse moral motivasyon çok etkilendiği için girmeyelim diyenler var. Ya kötü neye göre kötü? Kime göre kötü? Yani ölçü ne? Sınava girdiği anda bakın bir de şu var ya sınava girerken veya ne yaparsan yap. Mesela şu an programa çıkıyorsun. Şu an canlı yayındasın. Programdasın. Girerken şunları şunları konuşacağım diye bir şey var mı? Yok değil Yok. Mi? Doğaç. Doğal evet. gidiyor. Veya sınava giriyorsun. Sınava girdiğinde evet ya bu matematik zor olacak. Ya kardeşim zor olacak diye bir şey yok. Ya önce bir bak ya. Bir bak ya bir kitap aldım mesela. Kitap okuyacaksın mesela. Ben her aldığım kitabı şöyle. Bir defa bir bakarım içine. Sayfalarına bakarım. Koklarım. Arkasında ne yazıyor. Kitapla ilgili neler anlatacak. Ben bu kitap. Yani bir baktığında. Yani ön yargılı girmeye gerek yok. Bir bakacak, yapacak. Sınavdan çıktın. Evet, vay efendim ben 30 tane matematik işaretledim. 15 tane sosyal işaretledim. Eyvah, benim 10 soru yok. Ya sınavdan çıkıyor. 3 saat sonra telefonlar. Senin nasıl geçti? Senin nasıl geçti? Şöyle bir kıyaslamaya giriyorsun. Bir bakıyorsun. Ha, yok ya demek ki matematik birazcık daha belirleyiciymiş. 10 tane soru boş bırakmak da çok mantıksız değilmiş diyor. Ne zamana kadar? Sonuç açıklanıncaya kadar. Yani o anda sadece bak yani öğrencilere de buradan mesaj olsun. Yani 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıldır eğitim, 20 yıldır eğitim danışmanıyım yani. Hani bu anlamda çok dikkat ediyorum. Yani hep bu var. Yani kaygıdan bir defa daha bayılarak birisi öğrenci sınava girerken kendi öğrencilerimi görmedim. Eşim dostum, diğer rehber öğretmen arkadaşlar veya eğitim koçları falan. Hep araş. Yani buradaki olay şu. Kendini şartlandırmasınlar ya. Yapabildiğini yapsın. Yapamadıklarını mümkünse sallamasın yani. Mesela çocuk sınava girmiş değil mi? Ne istiyor? 21 tane matematik yapmış. 19 doğrusu var, 2 yanlışı var değil mi? Aa, harika bir şey ya. Neye göre harika? Bu çocuk ne istiyor? Hocam diyor bir astsubay olmak istiyorum. Milli Savunma Üniversitesi sınavında başarılı olmak istiyorum. İlla astsubay olmak değil ama ben kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir mensubu olmak istiyorum diyor. Bu çocuğa 21 matematik yeter mi Mehmet Kural? Yeter. Yeter. Peki bu yetiyorsa niye ya? Açsın, ben açım. Ben karnımı doyuracağım değil mi? Önümde yemek var. Ya otur yemeğini ye. Kendininkini yap. Ona hayır abi. Öyle bir şey yok. Ayşe'nin çocuğu netti. Onun çocuğu ne yaptı? Evet. Bilmem Mehmet ne yaptı? Mustafa ne yaptı? Bak böyle onun yemeğinin tabağında ne kadar yemek var? Bende niye bu kadar var? O ne kadar soru çözmüş. O kaç tane denemede net yapmış artık. Tabii, tamam yani bende de bir miktar kıskançlık var kabul ediyorum. Ama yani bu kadar da değil. Yani hani şimdi kendi zaten kendi bildiklerini yapsa ona yetecek zaten.
Evet. Bu da yeter zaten. Yani hem başarılı olacak hem mutlu olacak. Yani konuşulacak çok şey var bununla ilgili ama karşılaştırma yapıyor. Burada velilerin de yaptığı şeyler var. Karşılaştırıyorlar. Ya sıra orada... sonucu geldi. Kaçıncı olmuş? Ha, ilk ona girmişse iyidir. Ya niye göre ilk ona girmişse iyidir? Kendine ne istiyorsun sen? Ya YÖK Atlas var mı? Mesela YÖK Atlas şeyini görselini verelim. Evet, bak ya. Mesela YÖK Atlas'ta baktığımızda öğrenciler sınava girdiğinde şimdi birkaç hafta daha yapsınlar da sınava yakın yapmasınlar bunu. YÖK Atlas'tan netleri bir karşılaştırsınlar son 5 yıl. Ha, ben demek ki neredeyim? Ben neredeyim? Bu anlamda Mehmet bu duyurumuzu da yapalım. Bak yönetmenimiz bizi uyarıyor. Evet. Bu duyurumuzu yapmadık bak. Evet, gelmişken bunu da yine duyurabiliriz. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırladığı online kazanım tarama sınavı 1 Haziran Pazartesi günü saat 12'de adresinden yapılacaktır. Tüm 8. sınıf öğrencilerin katılımını bekliyoruz. Yine burada başta Ömer Müdürüm olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 8. sınıf bir online kazanım tarama sınavı var. Yani sınav öncesinde çok güzel bir hazırlık olacak. Çünkü biraz daha Milli Eğitim... Ciddi bir data olacak. Evet, bir data olacak. Hazırlanma olarak büyük bir katılım bekleniyor. Yani kendi sıralamamızı ve katılımı görmek adına kesinlikle herkesi biz de buradan duyurmuş olalım. Evet, katılım önemli. Milli Eğitimimiz bu anlamda çok hassas, çok çalışıyor. ÖDM ekibi olsun, öğretmenlerimiz olsun, tüm çalışanlar gerçekten ciddi bir emek var. Herkesin eline sağlık, emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Pazartesi günü değil mi? 12'de. Evet. 1 Haziran Pazartesi saat 12'de, evet. Evet, diğer YÖK Atlas'ımız geldi. YÖK Harika. Atlas tercih robotu diyor. Ya bakın Google'a YÖK Atlas yazın. Denemeye girdim. 3 tane deneme yap ama bir tane deneme değil. Tek değil bir mi? Deneme ölçmez. Ya, olmaz, hayır. 2-3 tane deneme yap. Bu deneme mümkünse sabah saatlerinde yap. Böyle yatmaya yakın denemeler yapıyor öğrenciler. Ondan sonra yorgun uygun deneme yapıyor, morali bozuluyor. Gerek yok. En verimli olduğun saatte böyle. Aynı ÖSYM'e gireceğimiz saatte, aynen, 10 çeyrekte en uygunu yapalım. O denemeyi yap. Hafta sonu yap, hafta içi yap, fark etmez. Yap, bunun gibi 2-3 deneme yap. Sonra koy bunları yan yana. Sor, hocam hangi denemeleri yapayım diye, hangi yayınları kullanayım. Şimdi burada söyleyemiyorum ama hani şu yayınlar, şu yayınlar, şu yayınlar. Hani gibi. Yap, 3 denemeyi koy. Sonra netlerini bak. De ki ya ben işte 25 yaptım, 30 yaptım, 32 yaptım ya da yakın da olabilir, fark et. Sonra YÖK Atlas'a gir, Google'a gir. YÖK Atlas tercih robotu yaz, gir. Harika, orada hangi üniversite istiyorsun, hangi o üniversiteye giren öğrenci kaç net yapmış görüyorsun. Evet, öyle veriler var. En son giren öğrencinin hangi ilden tercih yaptığı, sıralaması, tabii, yaptığı netlere kadar her şey var. Şöyle bir, ondan sonra bir rahatla. De ki ya ben A planı istiyordum, inşallah A planı olur. A olmazsa B planı olur, olmadı C planı olur diye devam et. Yani bu böyle devam edecek yani hani diye düşünüyorum. Evet. YÖK Atlas önemli. Bence bugün izleyenler lütfen eşimiz, dostumuz, sevdiğimiz tüm izleyenler, tüm BT Türk ekranında şu an bizimle birlikte olanlar lütfen YÖK Atlas tercih robotu çok müthiş bir çalışma kesinlikle bakın diye düşünüyorum. Evet, burada yine altını çizelim. Tek deneme değil, son 3 denemenin ortalamasını en azından alıp çocuklarımızın biraz da ne yaptığını ortalama civarından bakmamız gerekiyor. Evet, bir diğer sorumuz da hocam yani... Sorularda yani sorulardan ziyade öğrencinin en büyük sıkıntı çektiği şey tam okumamak. Yani böyle bir vallahi şey var. Yani bakan gözdür, gören beyindir misali gibi. Benim bir doktorum var. Aile hekimim. Buradan söylesem olur değil mi? Sıkıntı olmaz isim versem. Doktor Mehmet Dinçtürk. Mehmet abi izliyor mudur bilmiyorum şu anda beni. Yani izliyor temennisi içindeyim. Kendisi. Diyor ki sayın memur gelmiş. Sayın memur gelmiş Mehmet. Diyor ki okur yazar mısınız demiş. Değilim demiş. Tabi bundan tabi kaç yıl önce. Beyefendi demiş okur yazar değil misiniz demiş. Değilim. Ya nasıl okur yazar? Ne iş yapıyorsunuz? Doktorum demiş. Siz okuma bilmiyor musun? Yani okumuyorum demiş eskisi kadar. Ama hiç yazmıyorum zaten demiş. Ben okur, az okur. Hiç yazmam. Hiç yazar. Ya ben buraya kusura bakmayın demiş yani hani. Ben bu iş buraya artı işareti koyamazsınız demiş. Yani okur derseniz olur da yazar iş değilim demiş. Okurlar okumuyoruz artık zaten. Bir seminerde de demiştik, böyle bir şey konuşmuştuk. Kitap izliyoruz, televizyon okuyoruz demiştim ben. Oradan birisi hemen dedi, olur mu dedi, televizyon izliyoruz, kitap okuyoruz demen lazımdı. Tabii dedim yani burada birinin atlaması gerekiyordu bu konuya. Teşekkür evet ederim dedim ben, sağ olun. Duyarlı. Duyarlı bir seminerde bir abimiz sağ olsun. Yani okumak bilmiyorum yani nefes alıyorum ben ya. Yani okumak sadece soruyu okumak, sınavı okumak. Bence hayatı okumak lazım. Yani okursak çok şey olur. Ya ben kitap okurken nefes alıyorum. Rahatlıyorum ya. Yani her gün bir 20 dakika, yarım saat onu okumaya başladığımda gidiyorum orada uzaklaşıyoruz yani bilmiyorum. Yani ben kitap konusunda hassasım. Okuyan kazanır. Mesela kitap okumak da önemli. Çok kitap okuyan öğrenci düzenli paragraf çözmüyor.
Ama az kitap okuyan öğrenci düzenli paragraf çözmek zorunda. Çünkü şeye alışması için eğer sınava bağlayacaksak. Evet. Her gün düzenli paragraf çözmeli. Ya da sözcük anlam, cümle anlam. Çünkü sınavda 60 tane TYT aşamasında sosyal sorusu var, ortak alan. 60 sosyal demek ve kat sayıların eşit olduğunu düşünürsek TYT'de. Matematik, fen, Türkçe, sosyal. Yani 120 sorunun, tüm soruların TYT'de kat sayıları eşit. Hani eşit olmalı mı ayrı bir konu. Tartışılır. Evet. Bence olmamalıydı. Ama eşitse de Türkçe sosyali sayısalcısı da yapacak, eşit artısı da yapacak, sözelcisi de yapacak. Mecbur yani. O yüzden çok okuyacak, çok paragraf çözecek, çok anlam çözecek. Yani buradan ahkam kesmek kolay diyor olabilirler yani. Oh be adama bak ya. Çıkmış işte ne güzel konuşuyor işte ya. Ha tabii onunla elemiş yani öyle bir laf var ya. Ama öyle değil yani ben şu an hala üniversite son sınıfım okuyorum. Yani hala da okumaya devam ediyorum. İkinci üniversitedeyim şu anda. İnşallah bitireceğim son sınıfım. Bakalım yani. Geleceğin bence mesleklerinden biri de sosyoloji yani. Sosyoloji okuyorum yani. Sosyoloji çok önemli. Özellikle Covid-19 sürecinde sosyolojinin önemi ortaya çıktı diye düşünüyorum. Evet, yine tam okumanın, paragraf çözmenin önemine vardık. Evet. Bir de yine en fazla sorulardan gelenden biri turlama tekniği. Yani Cahit Hocam bu konuda ne yine söylerler? Turlama tekniği sınavda yapmalı mıyız? Sınav stratejileri ve sınav teknikleri konusunda girelim ama bu programda bence çok detaylı girmeyelim. Evet, yani, ya bununla ilgili çok sorumuz var, konuşulacak şeyimiz var ama ya yine programa girelim olarak geldiği için en azından turlama tekniğiyle alakalı. Ya turlamadan önce bence kodlama tekniği önemli. Yani kodlarken optik kodlamaktan bahsetmiyorum. Mesela bir soruyu hiç bilmiyorsun Mehmet. Hiç bilmiyorsun yani. Soruya baktın. Hiçbir fikrim yok. Mesela ilk psikoloji laboratuvarı ne zaman kuruldu? Hiçbir fikrim yok. Şu an burada ilk psikoloji laboratuvarının ne zaman kurulduğunu bilen var mı? Yok. Bilmek zorunda mı? Hayır. Tamam. Soruyu bilmenden emin misin? Eminsin. Evet. Ne yapıyorsun? Hemen soruyu çiziyorsun. Böyle sorununda falan. Pardon, böyle değil de hani. Hemen soruyu çiziyorsun. O soruya bir daha bilmediğini biliyorsun çünkü. Eminsin. Hiç vakit kaybetmiyorsun. Orada hemen bir işaret koyuyoruz. 3 tane işaretimiz var. 1. Soruyu çizdik. 2. İki şık arasında kaldın. Emin değilsin. İki şık arasında kaldın. İşaret 3 defa da okudun. Artık olmuyor. Zorlama ya. Lütfen. Sen belki de 10. soruya, 20. soruya geçtiğinde o sorunun cevabı seni de çalar saat gibi kafanda gelecek belki de. Acele etme. Bir de çok böyle kolay sorular vardır böyle. Ben bu soruyu nasıl yapamam ya falan dediğimiz sorular. Ama şüphe duyuyoruz. Ya 50 defa çözdüm, 100 defa çözdüm, 1000 defa çözdüm. Ya ben bu soruyu nasıl yapamam dediğin soru varsa o soruya da küçük bir yıldız işareti koy. Yıldız, soru işareti ve artık ünlem mi diyelim? Slash mı diyelim? Yani onun diyelim. İçin çok kullanılan kendine şey var. Kendine göre 3 tane işaret versin ve dönerken de kodladığı işaretlerden turlayarak gelecek. Evet, burası önemli. İşte turlama o zaman başlıyor. Yani eğer sen hangi sorulara döneceğini biliyorsan, işaretlediysen soruları, oradan turlayarak geliyorsun, bu çok ciddi bir süre kazandırır. Genel tekrar çok ciddi bir süre kazandırır. Orijinal soru çalışması ciddi bir süre kazandırır. Soru sormak acayip bir başarı kazandırır. En önemli şey soru sormak. Öğretmenlerine mutlaka sor. Ben işte bakıyorum, karakottan okuttum bakıyorum. Ya sor ya. Evet, yani bu uzaktan eğitim sürecinde en çok yaşanılan sor, öğrencilerde şey yok. Atsın ya, WhatsApp'tan atsın. Yani birebir kendi öğretmeninden onu dinlesen keşke, tabii. Daha iyi. Ver öğretmenin numarasını al, yoksa numarası ben arasınlar. Öğretmenlerin numarası var bende, göndereyim mi? Evet, şimdi yine şöyle, program çok güzel. Cahit Hocam, sizler ve ekibiniz değerlisiniz. Teşekkür ederim. Ancak sosyal mesafe kuralına göre bir masada bu yayın olsa daha güzel olurdu. Bence demiş, lütfen dikkat edelim. Bu benim hatam. Beni değerli yönetmenim uyardı ama ben yine şöyle durabilirim. Aslında ayağa kalkacaktım. Haklılar, eleştiri haklı. Masayı şöyle yapalım bir dahaki sefere. Şu mesafe. Evet, Suat Meydan yine burada bir uyarı da şey olarak Suat da yapmış. Suat abi hassastır zaten canım, sağ olsun. Evet, yani hem programın güzel olduğunu ve saygılarımla diye eklemiş. Sen de şu mesajı okumasan iyiydi yani. Program çıkışında fırça yiyeceğiz yani, evet. Evet, en son işaret koymak olanına geldik. Ondan sonra paragraf okuduğunu anlama yeteneğini ölçer dedik. Baktığımızda burada artık sınav yerlerin açıklanması az kaldı. Önce MSY, sonra LGS ve YKS. Burada yine sınav öncesi, sınav anı ve sınav sonrası diye zaten üçe ayırıyoruz. Öncesinde neler yapmanız, sınav anında ve sınav sonrasında. Yani sınav öncesinde şu an yerlerimiz açıklandığında, yani sınav yerinin öğrenilmesi, öğrencilerin o gün stresini azaltmasına veya sınav yerine gidilirken hani mesela artık aileler bu konuda çok kaygılı ve sınava giderken hep
Artık hani çok şeyler oluyor böyle, hani dualar ediliyor, bir şeyler oluyor. Okumuş pirinç var. Evet, yani çocuğu o anki stresini biraz da daha fazla yükseltiyor. Yine burada... Piknik yapanlar var. Evet, şeyin o da önünde, var. Üniversitede. Tabii. Hepsi aynen var. Yani güvenlik görevlileri uyarıyor, adam gitmiyor biliyor musun? Ben şahit oldum. Güvenlik görevlisi uyarıyor. Ya diyor, hanımefendi lütfen diyor, burada yapamazsınız diyor. Bir adım atıyor, tekrar oturuyor. Bunun gibi 20-30 tane veriyi bu şekilde gönderdiler üniversitede geçtiğimiz yıllarda. Evet, ya işte burada sınav yerinin öğrenilmesi öğrenciler için biraz daha stresi, kaygıyı azaltır. Evet. Bunlar bizim için önemli. Onun dışında baktığımızda bir de artık sınavlarda bu optik işaretleme, kalem kullanma, silgi kullanımı, burada biraz daha zaman yönetimi çok ön plana çıkıyor. Çünkü biraz sürenin artmasıyla öğrencilerde yine dediğim gibi bir rahatlık var ama sınavda biraz ya daha... Süre sıkıntısı yok artık. Ya bunun bir de bu kadar kodlu optiği nasıl kodlayacaksın falan filan, artık bir de doğal dokuyu bozmaya gerek yok bu kadar ya. Yani yok tek tek kodla, yok sayfa sayfa kodla. Yani sadece tek yapacakları şey kodlamada, bazı öğrenciler tam sınavı bitiriyor sonunda kodluyor. Bir öğrencimin başına geldi, yazık, çocuk tam sınavı bitirdi. Isparta genelde böyle şehirler bursluluk sınavı var. Bir zamanlar dershaneler yapardı. Yazık çocuk, Ali Aydar diye bir öğrenci, hiç unutmuyorum. Hocam dedi, bir dakika daha süre ver. Lan sınav bitti ya. Ben kodlamadım, sorular bitti. Ve dedim keşke sayfa sayfa tek tek kodlasaydın dedim. Dedim olmaz artık, süre bitti, kusura bakma dedim ben. Gözetmen de benim. Sınıfta kimse kalmadı. Çocuk başladı ağlamaya. Hocam dedi, ben bursluluk istiyordum. Neyse, çağırdık salon başkanını, ettik. Hani dershaneler birliği sınavı olduğu için hani zaten YÖK'te, ÖSYM'de falan böyle bir şey mümkün değil. Neyse, rica ettik de tutanakla. O çocuğa biz 5 dakika ek süre verdik. Hani ne oldu sonuç hatırlamıyorum ama yani sonuna bırakmasın da arada mı kodlayacak, tek tek mi kodlayacak, sayfa sayfa mı kodlayacak? Yok kaydırır mıyım? Şu bu falan olmuyor. Bu kadar deneme sınavı yapıyorsun ya. Niye olsun ki? Evet, onu artık aza indiriyorsun. Yani ben bu sınavı neyden kaçırdım? Stresten kaçırdım ya. Yok. Optik kodlamadan kaçırdım, yok. Ya bu kadar 50 tane 100 tane deneme yapıyor ya yıl içinde. Yapar mı çocuk yani? Diye düşünüyorum. Ya bu kadar çok, ne bileyim yani, her şeyi de söylemek mi lazım? Bilmiyorum. Evet, Müzeyyin hocamızdan yine bir: hocam iyi yayınlar. Ahmet hoca ve Beyza öğrencimizle beraber programımızı severek izliyoruz. Bize sağladığınız katkılar için teşekkür ederiz demiş. Biz de bizi izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Biz de evet, televizyonumuz adına teşekkür ediyoruz hocama. Evet. Evet hocam, yani sona doğru yaklaşıyoruz. Programın da yine süresine baktığımızda en sonda artık öğrenciler çıkmış sınav soruları. Yani bu konu hakkında yine bilgileriniz şey olarak. Vallahi Mehmet'im, oraya sen gir. Çünkü şu sıralar en çok öğrencilerle biliyorsun haşır neşir olan sensin. Yani ve yayın konusunda iyisin. Evet yani, bu... yani oraya girsen ben madem toparlayacağız ben şeylere gireceğim. Evet ya, son dönemde baktığımızda artık yani Haziran ayı içerisinde girdiğimizde denemeler bizim için çok ön planda. Artık denemeleri daha seri bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Günlük artık hem TYT hem AYT ve burada yine LGS öğrencilerimizi unutmayalım. Yine LGS günlük denemeleri çözüyoruz. Burada denemeleri çözerken dikkat etmemiz gereken yine zaman yönetimi, netler ve yine YÖK Atlas'ta olduğu gibi sıralamalar çok önemli. Burada bizim için bir de çıkmış sınav soruları. Yani çünkü kendinizi en iyi ölçebileceğiniz burada çıkmış sınav soruları. Yani birebir zaten ÖSYM'nin hazırladığı sorulardan, yani 2018-2019 TYT ve AYT sorularını çözdüğümüzde burada birebir kendinizi ölçebilirsiniz. Şöyle bir uyarı yapabiliriz. Çıkmış sınav sorularda artık çok geriye gitmeye gerek yok. Çünkü artık sınav sistemi değişti, soru stilleri değişti. Yani burada en az 3-4 yıl, belki 5 yıla kadar çıkmış sınav soruları çözebiliriz. Ama ondan öncesi artık çok farklı stil olarak ve şey olarak değişti. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve son dönemde en fazla üstüne bastık çıkmış sınav sorularla beraber yine denemelerimizin yanında konu tekrarı ve Milli Eğitim'in MEP, EBA sorularını çözmemiz gerekiyor. Bunlar bizim için önemli. Yani çıkmış sınav soru olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa öğrencilerimiz... Edebiyatta özellikle yine bizim programımızda hangi hocamızdı? Leyla hocam. Leyla hocam çıkmış soruları özellikle çözsünler demişti. Hatırlıyorum, önemli demişti. Ve çıkmış sınav soru çözerken hani ilk başta çıkmış sınav soruları çözün. Soruyu bir görün. Hani ne çıkıyor ne çıkmıyor. Çünkü edebiyat biraz daha geniş. Ve eskiden LYS sınavında 56 soru gelirken biraz soru şu an 24'e düştü. 3-4 tanesi paragraf dersen 20 tane edebiyat sorusu geliyor ama konu çok fazla. O yüzden ne çıkacağını görün. Ondan sonra zaten diğer konuları çözmeniz daha iyi demişti. Onun dışında evet hocam yine toplayalım şey olarak. Toplayalım. Evet yani hemen hemen aldığım notlar var ama yani bir sonraki programa da bunlar gelecek.
karşımıza. Artık tekrar bunlara devam edeceğiz. Mezunlarımızın kaygılarını konuşacağız. Ben zeki miyim sorusu var mesela. Çocuk çok zeki. Şu şöyle, bu böyle falan gibi sorular var. Yok ya, bu sınavın bir zeka sınavı değil, emek sınavı olduğunu unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunları konuşacağız. B planımızı konuşacağız. TYT'de, AYT'deki YÖK Atlas'ın daha detaylarını konuşacağız. Tercihler nasıl olacak diyor diye gelen sorular var. Tercihleri nasıl dönemi? Ya, o dönemin ayrıntıları çok önemli. Yani çünkü şu an düşündükleriniz, orada yaşadıklarınız başka olabiliyor. Tercihlerde birisi işte ne bileyim işte Fırat bizi izliyorsa işte 3000'e gireceğim diye kendini parçaladı. 3000'e de girdi, nereye yazdı? Ege Tıp yazdı. Ama adam Boğaziçi mühendislik istiyordu. Bir anda değişebiliyor yani, hani bu anlamda hayaller hayatlar. Yani bu anlamda evet, bu arada Mehmetçiğim, yani biraz hani mütevazi gibi algılayın beni lütfen ama yani bizi Almanya'dan Mahir abimiz izliyor. Mahir Bey izliyor. Alanya'dan Emine Hanım şu an programı paylaşmış. Alanya'da izleniyoruz. İstanbul'dan Sezai Altuğ, kendisi dayım olur aynı zamanda, o programı paylaşmış. Yani izleniyoruz. Yani bu anlamda milli eğitimle ilgili çok ciddi çalışmalar var, haberler var. Onları paylaşıyoruz. Yani yeterlilik önemli, değerlilik önemli. Değerlilik zaten hepsi en başta o geliyor ama sınav için yeterlilik önemli. Zaten sen değerlisin kardeşim. Sevgili öğrencim. Veya sevgili veli. Sen zaten çok değerlisin. Önemlisin. Yani burada her şey önemli ama bence en önemli çocuk yani. Öznemiz öğrenci, öznemiz çocuğumuz. Yani onların mutlu olması, başarılı olmasından bence daha önemli. Mutlu olursa başarılı olması daha fazla oluyormuş çünkü. Yani ben öyle düşünüyorum. Gibi gibi yani Mehmet, benim toparlayacaklarım bunlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Yani ben hep sınava giren öğrencilerime şu duamı ederim. Derim ki yani Allah'ım bunlara ne fazlasını ne azını, emeği neyse karşılığını alsın. Emek ne kadar emek verdiyse o kadar karşılığını alsın ya. Hak ettiğini alsın. Ya sınav zor da olsa, kolay da olsa bu sınav bir sıralama sınavı. Karşılığını alsın. Tek istediğim o. Onu istiyorum yani. Evet. Yine bugün için program için bir kitaplarımız var. İsterseniz velilerimize onları tanıtalım sen, hocam. Ben mi tanışayım, sen mi tanışayım? Siz buyurun hocam. Peki. Hangi kameraya? Buraya mı? Evet. İletişimsizlik becerisi demiş. İletişimsizlik. Bakın iletişim. İletişimsizlik. Yani iletişimsizsiniz demiyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Becerisi demiş. Önemli bir kitap. Hocam iletişimle mi bilmeyeceğiz diyorsunuz. Ya bence önemli bir konu. Yani okunabilir, bir zararı yok ama bilmediğimiz de bazı durumlarda aşikar diye düşünüyorum. Veysel Hocam, şu an Yalova'da kendisi, üniversitede. Sınav içinde var, çekim yasası demiş. Evrensel çekim, evrensel enerjiye inanıyorum. Çekim yasası ile başarı ve zenginlik, Veysel Yıldırım. Tavsiye ederim yani, Google'dan, internetten temin edebilirsiniz. Bu kitabı tanıtmıştık ama tekrar getirmişim, tekrar tanıtayım. Yani Finlandiya eğitim sistemi çok konuşuluyor. Dünya eğitim sistemlerini de konuşacağız programımızda, evet, ilerleyen sonraki zamanda. Beyaz Zambaklar ülkesinde kesinlikle tavsiye ediyoruz. Okumuştum bu kitabı, tekrar okuyacağım. Şu sular 5G diyorlar, bir şey diyorlar, dünya başka bir tarafa gidiyor diyorlar, bilmiyorum. Elon Musk'ın bir kitabı. Bunu Serkan Nogay merak ediyordur diye düşünüyorum yani. Hani Mehmet Yürsel'e siz merak ediyor musunuz bu kitabı? Evet. Elon Musk'ın güzel bir kitabı. Yani zaten tek kitabı yani, ne kadar şey. Ama 5G'yi merak ediyorsanız, çip takılacak mı bize diye soruyorsanız, bence bu adam takacak gibi geliyor. Sayın Müdürüm, bunu en başta söylemiştim. Okulsuz toplum ödevimi yaptım. Münazarayı bekliyorum. Evet. Hızlı okuma. Önemli. Anlayarak hızlı okuma. Gerçekten anlayarak hızlı okuma. Test etti, onaylandı. Eğitimleri bizzat kendim yaptım. Gerçekten işe yarıyor mu diye merak ettim. Dakikada 800 kelimeyi gördüler arkadaşlar. Hani bunu reklam olsun diye söylemiyorum. İşe yarayan bir eğitim. Kesinlikle çok önemli. Durumlar böyle. Yani kitaplarımız da bu şekilde. Daha da çok kitap tanıtabiliriz ama tavsiyelerimiz bunlar. Yani yani şu özellikle sistem, yani Doktor Kadir Özel, şu kitabı tavsiye ediyorum. İnceledim. Güzel iletişim taktikleri var bu kitapta. Evet. Evet hocam. Teşekkür ederiz. Bugün güzel bir program oldu. Yani ben önemli kelime anlamlarını ve önemlerini çok güzel bir şekilde vurguladınız. Ve bugün biraz daha en fazla stres, endişe, onu konuştuk. Yine sınav stratejilerini olabildiği kadar değinmeye çalıştık güzel bir şekilde. Stres ve endişede de yine şöyle bir örnekle kapatalım eğer isterseniz. Yani şöyle güzel bir şey var. Hani yine kendi kamerama göstererek hani şu şekilde yapabiliriz. Yani su bardağını bir dakika tuttuğunuzda şöyle tutalım. Herhangi içindeki su seviyesi aynı olsun. Bir dakika tuttuğunuzda herhangi bir problem olmuyor.
Kol uzatalım mı bir de bunun için? Yani şu şekilde uzatmaya gerek yok. Bak, bir de spazm geçirsin. Evet, ha. Yani bir dakika böyle uzattığımızda hiçbir şekilde problem olmaz. Bir saat bu şekilde tutmaya başladığımızda artık kolumuz bir süreden sonra ağrımaya başlayacak. Eğer bir gün boyunca bu şekilde tutarsak halsizleşir. Spazm geçirir. Evet, spazm. Bunu nereye bağlayacağız? Bu stres endişe de böyledir mesela. Bir gün düşünmek normaldir. Yani stres endişeden bahsettim. Bir gün düşünmek normaldir. Uzun düşünmek acı verir. Artık günlerce, aylarca düşünmek de sizi felç eder. O yüzden stres ve endişe yapmayın. Çok uzun bir şekilde düşünmeyin. Yani stres endişe de bir yerden sonra normaldir. Yapıyorsa fazlası, da destek alındı. Yani, evet, destek de tabii ki gerekiyor ama öncelik kendimiz olarak yapmayalım. Bunu da velilerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize, herkese örnek olmuş olalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz yine haftaya farklı konu ve konuklarla yine tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Sağlıkla kalın, iyi akşamlar. Güzel günler.